Rütbet tahtın varisi olacak. Biz böyleyiz oğlum. Korkularıyla başa çıkmak için barbarca ritüellere bel bağlamış bir halkın lideri olmak istemiyorum. Rütbet! Ve şimdi senin oğlun Rütbet'in yerini alabilir. Bizim için ne anlama geldiğini biliyorsun. Herkes hazır. Franklar kıyıda bekliyor. Dünyanın en güçlü ordusuna karşı savaşmak mı istiyorsun? En ufak bir şansın bile yok. İsa kendisini feda etti. Hepimiz için yaptı. Bu barbarların anlamadığı şey itaatkârlığı. İsa'ya olan inancımızın temelleri. İnsanları zorla Hristiyan yapmak doğru değil. Buraya barış getirmeye gelmedim. Buraya kılıç getirmeye geldim. O insanlar daha iyisini hak ediyor. Daha iyi bir lideri. Mesele ritüeller ya da gelenekler değil. Asıl mesele ülkene olan sevgin. Ve insanlar sende bunları görüyor. Neden hala hayatta olduğunu düşündün mü? Bunu bir düşün. Ortak bir sorunumuz var. Şu Rütbet. İstediğin gibi bir lider olman için sana şans verdim. Önemli olan neye inandığın, inancınla ne yaptığındır. Rütbet her yerden asker topluyor. Şimdi harekete geçmeliyiz ve elimizi çabuk tutmalıyız. Tanrıların hiçbir şey yapmadığına inanıyoruz. Ama onlar seni gönderdi Rütbet. Önce iradesini kırıp... Çünkü burası özgür insanların toprakları. Biz kimseye boyun eğmeyiz.